merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizlerle gelenekselleşen çizim ve sohbet videomuzun 5.siyle karşınızdayım. 10 değil 5, 5, 5, 5.siyle karşınızdayım. En son nerede kalmıştık? Minikamsimiz uçağa binmişti ve Amerika'ya doğru uluslararası bir hamsi olmayanında ilerliyordu. Hikayemize kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da geçen haftalar yaptığım bir gezide çektiğim fotoğraflardan esinlenerek böyle Laos'ta gördüğüm geleneksel UNESCO korumasına olan evleri böyle çiziyor olacağım. Hatta bunları Instagram'ımız var, sonra paylaşmıştım. Sabitlenen storylerde siz de bakıp çizebilirsiniz benimle beraber. Gelelim Hamsi'mizin Amerika maceralarına. İlk olarak New York'a iniş yaptık ve hatırladığım şeyler böyle çok karanlık, böyle tam New York'un gettoları, böyle underground yerlerinde böyle bir kartlı telefonu bulup evi aramaya çalıştığımdı. Hatta böyle yoldan geçen birkaç kişiden böyle yardım istemiştim nerede kartlı telefon bulabileceğime dair. Ama gerçekten hiç yardımsever değillerdi. Kendim böyle pis bir polisiye filminin başlangıcında ölen kız gibi hissetmiştim. İlk hissiyatım buydu oraya dair. Şunu da belirteyim size. Ben oraya tek başıma uçmadım. Aynı şirketten başvuran benim komşumun arkadaşları vardı. Biz onlarla aynı yere gidiyorlardı benim gideceğimle. Aslında yeni tanıştığım bir arkadaş grubunun yanında beraber uçmuş oldum ben de onlarla. Bunlardan birinin bir tanıdığı vardı New Jersey'de. İşte oraya gittik önce 2 gün falan kalmaya. Böyle ormanda geyikler, yedi cüceler falan böyle bir hayat yaşıyorlardı. Çok hoş bir yerdi. 2 gün falan orada kaldıktan sonra esas çalışacağımız yer olan Ocean City'ye doğru yola çıktık. Zaten tek başına bir evde kalman mümkün değildi eğer çok zengin değilsen. Onun için aynı evi tutacaktık. Şirkete gittik. Şirket de bize birkaç tane ev göstermeye başladı. Ama bizim aklımızda olan tek bir şey vardı. O da o yaz düzenlenen Avrupa Kupası. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Kupası'ydı ve Türkiye'nin o gün maçı vardı ve maç yaklaşık 2 saat içinde başlıyordu. Tek istediğimiz şey hemen bir evde karar kılıp oturup maçı izlemekti. Ben hani deli bir futbol hayranı değilimdir ama milli maçların hepsine böyle bayılırım. Neyse bir ev gezdik. Böyle evin çatısı yoktu. Gerçekten pazarlama mantıkları çok doğru. Çünkü sen öyle iğrenç yerler gösteriyorlar ki baştan sonra gösterdik diye cennet gibi geliyor. Biz de tabii ki de bu oyunun içine çok güzel düşmüştük. Sonra bir tane evde karar kıldık. Sanırım 3. gördüğümüz evdi. Gayet standart. Böyle her yerde öğrencilerin yaşadığı 2 katlı bir evin üst katıydı. Mutfağı. 2 tane de yatak odası vardı. Yatak odasında da ranzalar var. Bir de oturma odası gibi bir yer var ve bu oturma odasında çalışan bir televizyon var. Ki bundan önce gördüğümüz ev çok rezaletti. Televizyon çalışmadığı için tutmadık. Ona bile okeydik yani. Her neyse bu evi tuttuk. Yanlış hatırlamıyorsam kişi başı da haftalık 70 dolar gibi bir kira düşüyordu. Herkes okeyleşti. Direkt yaptığımız şey şuydu zaten. Evin alt katında bir tane bakkal vardı. O da göçmen bir adamdı. Oraya inip böyle biraları, cipsleri kapıp televizyonu açıp yayıldık. Hatırlıyorum böyle inanılmaz zevkli bir andı. Gerçekten bir açıp maç izlemiştik. Biz kaybettiğimiz halde onu hatırlıyorum. Çok efsane bir maçtı böyle, yağmurlu falan. Almanya ile mi oynuyorduk? Orayı tam hatırlamıyorum aslında ama bayağı güzeldi. Her neyse hafta sonu böyle geçirdikten sonra ajansa gittik. Bizim oraya geldiğimiz ajansın bağlantılı olduğu ajans. Hani biz geldik, işimize ne zaman başlıyoruz, ödebe de falan diye. Bu evde kaldığım insanların çoğu da benimle beraber Luna Park'ta çalışacaklardı. Hangi pozisyonda olacağımız falan belli değil. Gittik falan. Bunları işte tamam sen haftaya başlıyorsun, sen şu gün başlıyorsun falan dediler. Sonra bana sen bekle dediler. Ben böyle okey falan diye bekliyorum böyle şey. Biz sana haber vereceğiz dediler. İşte herkes kalkıyor, işe gidiyor. Ben evde ev bekliyorum. Volta falan atıyorum. Bildiğin mapushane damında gibi hissetmiştim kendimi. Neyse dedim birazcık daha dikkat, hani biraz daha dikkatli harcayayım. Ne zaman işe başlayacağım belli değil. 2 günde bir şirkete gidip kadını darlıyorum. O kadın hiç yardımcı olacak bir kadın değil. Net bir şey söylemiyor. Başlayacaksın, başlayacaksından başka bir şey demiyor yani. Tabii başladığımda kaç saat çalışacağım, ne kadar kazanacağım o da belli değil. Velhasıl anladığınız üzere minik minik bir stresler, bir geçim sıkıntısı derdi. Düşmeler başlamıştı. Ama orada bizim dışımızda bütün ülkelerden gelen bir sürü work and travel öğrencisi var. Onlardan böyle iletişim halindeyiz. İşte en ucuz şey nerede, en ucuz yemek nerede? Kiliselerde bedava yemek dağıtıldığını öğrendik. Tabii ki de normal aç bir öğrencinin yapacağı gibi biz de kiliselere akın edip oradaki bedava yemekten yiyoruz. Hani pazarları falan veriyorlar millet kiliseye gelsin. Önce yemek oluyor sonra vaaz ama katılmak zorunda değilsin tabii ki de. Biz gittik falan, ben orada böyle poğaçalar morçalar abanıyorum. Abi ben midemi bir bozdum sonra. İşte Allah çarptı diyenler vardır muhtemelen şu anda. Böyle bir hafta boyunca bayağı deli gibi hastaydım. Salçalı ekmek dışında hiçbir şey yiyemedim. Niye salçalı ekmek? Kuru ekmek yemedim. Üstüne salça sürdüğüm için salçalı ekmek. Ama ekonomik açıdan gerçekten de çok mantıklı bir kararmış kiliseye gitmek. Hastalandığım için hiçbir şey yemiyordum. Para da harcamıyordum. Bu bayağı beni ekonomik olarak belimi doğrulttu diyebilirim size. Bu arada da şunu fark ettim bu arada. Evet hazırlık okumuştum, hazırlığı geçmiştim. İngilizce konuştuğumu zannediyordum. Ama ilk gittiğimde ve "Can I buy a water?" dediğimde sadece su ve kola satan şubedeki kadın beni ısrarla anlamayıp "Ne istiyorsun?" dedi. "Water" diyorum ve anlamıyor.
Bu noktada da İngilizcemin bayağı bir kötü olduğunu öğrendim, gramerin hiçbir şekilde işe yaramayacağını. Tekrardan bu sokak dilini, kullanım günü kullanım dilini öğrenmem gerektiğini fark ettim. Ama bu sorunlarımın gerçekten başına gelmiyordu. Her neyse, iki haftanın sonunda gene gidip ajansı darladığım günlerden birinde "Aa evet, biz seni unutmuştuk, sen de işe başlıyorsun. Luna Park'taki limonatacıda işe başlayacaksın" dediler. Ve şehir efsanesi olmamı garantileyen 30 dakikalık kariyerimi bir sonraki gün başladım. Evet, 30 dakika sürdü gerçekten kovulmam. Hemen size bunu da anlatayım. Gittim, yanımda bir tane Asyalı bir kız vardı. Nerede olduğunu şu an tam hatırlamıyorum. Luna Park'ın içinde böyle bir tane standta işte patlamış mısır, limonata falan abur cubur satan bir yer. Ben bu kızla beraber çalıştım. Sonra patron geldi. Patron da böyle 30'lu 40'lı yaşlarında böyle deli görünümlü bir kadındı. Ki sonradan öğrendim gerçekten deliymiş. Neyse, bana genel olarak işi anlattılar falan. Okey dedim, daha Luna Park yeni açıldı, içinde kimse yok. Kıza dedim ki hani müşteri yokken oturabiliyor muyuz? Tabii falan dedi, oturdum. Sonra patron geldi, bana bir şeyler söylemeye başladı. Size de belirttiğim gibi İngilizcem olmadığı için ben sadece gülerek kadının yüzüne bakıyorum falan. Sonra bir üstüme atladı, böyle bir şeyler kapıyorum, bir gariplik var ama tam anlayamadım. Kadın zaten bana garip garip bakıyordu, böyle bir hoşlanmamıştı varlığından yani. "Dur, ne yapıyorsun?" falan dedim. "Çıkar işte, kovuyorum seni, ben seninle çalışmak istemiyorum, niye oturuyorsun?" falan dedi. Sordum, "Oturabilir miyim?" falan diye dedim. Kız da yandan bana bakıyor, hiçbir şey demedi falan. Kıza sorun falan diyorum, kadın umurunda değil. Kadın koymuş kafaya, beni kovacak. Neyse, üstüme atladı ve önlüğümü çıkarmaya çalışıyor. "Ya" dedim, "çekil" dedim, "gerizekalı" dedim, "sen benim önlüğümü çıkaramazsın, ben çıkarırım, sen beni kovmazsın, ben istifa ediyorum" dedim. O zaman da açtı kasadan şey veriyor bana, hani "şimdiye kadar çalıştın, yarım saatin ücreti işte, al hatta tam ücret veriyorum" falan diye böyle bana 3,5 dolar yerine 7 dolar veriyor. Ben de o sırada tabii ki de fakir ama gururlu, "istemem senin paranı, al senin olsun" falan dedim. Anlam veremedi zaten çünkü onlarla böyle bir fakir ama gururlu havası olmadığından salak demiştir herhalde. Bu arada hala fakirim ve aynı zamanda açımda işten ayrıldım. Sinirden ağlayaraktan şeye doğru yürüyorum, ajansa doğru. Ajansa gittim tabii ki de, bir hafta sonu olduğu için ajans kapalı. Kapısını yumruklayıp ayağımı incittikten sonra eve doğru yürümeye başladım. Hala sinirliyim. Sinirimi çok sabit tutup bir sonraki gün, pazartesi günü ajans açıldığında gidip kaldığım yerden bir sinirle içeri dalıp küfretmeye başladım. Ve arkadaşlar, hayatımın dersini burada aldım. Küfür kötü bir şeymiş. Ajanstaki kadın, çok da yardımcı olmadığını başta belirttiğim kadın, birçok Türk'ten seri olarak küfür yediği için Türkçe küfürleri öğrenmiş. Ve benim ona söylediğim şeyleri en son cümle bitirdiğinde "ben bunun anlamını, bunun anlamını da, bunun anlamını da biliyorum" dedi. Bir süre durdum, sonra şöyle oldum. "İyi, zaten anlaman için söylemiştim" dedim ama bu da beni o iğrenç durumdan kurtarmadı. Kadın şöyle dedim, "Elimizde senin için bir iş yok. Kovulma bizim sorunumuz değil. Performansın düşükmüş." Sonra öğrenirim ki bu kadınla da o kadın en yakın arkadaşmış. Bu beni kovan kadın da Luna Park'ın sahibiyle çıkıyormuş. Ve etrafta böyle genç kız barındırmamaya çalışıyormuş, tehlike olarak görebileceği. Ve zaten deliymiş, böyle herkese bağırıp çağıran bir kadınmış. Yani yarım saatte nasıl kovuldu Tuğçe'cim sorusunun cevabı, hemen kadına bok ataraktan vermiş olayım size burada. Her neyse, ajanslık kadın bana başka iş bulmayacağını ve bu tavrımdan dolayı kötü bir şey demiştim değil mi size? Bir hafta içinde iş bulmazsam vizemi iptal edeceğini, işsiz bir şekilde orada yazı geçiremeyeceğimi söyledim. Ben çıktım, geziyorum. Böyle yaşadığımız şehirde Boardwalk diye, böyle sahil şehri diye bir yer var. Böyle tüm atraksiyonların falan olduğu, böyle sahilin kenarında bir sürü işte dükkanın sonunda işte böyle Luna Park'ın falan olduğu çok güzel bir yer. Orada dolanıyorum, girip her yere sordum. İş arıyorum. Kimse bir şekilde aramıyor. Yani sezon çoktan açılmış, deli gibi Rus var zaten orada. Bütün işleri kapmışlar falan, böyle bizim öyle bir şeyimiz vardı. Ruslar bütün güzel işleri kapmış falan diye. Etrafımdaki bütün Türklere falan soruyorum, Türk'ün kardeşleri bana iş bulun falan diye. Hiç iş yok yani, sıfır. Sonra bir yerde bir part'tan iş buldum. Size şunu belirteyim. Bir önceki bölümde şunu söylemiştim ya size. Olimpos'a gittim, böyle saçı bir yapıyordum. Hatta orada bir kız bana gelip bunun doğrusunu öğretmişti. Hayatımı etkiledi bu kız diye. Evet. Ben Amerika'ya gitmeden önce böyle bunların takıp çıkarılabilen versiyonundan yapmıştım ki orada belki satarım diye. Yanımda da ip götürmüştüm hatta biraz. İşsiz kalınca bunları aldım yanıma. İşte geziyorum, ben bunları yapıyorum, bunları da satabilirim falan filan diye. Sonra bir tane bir yer bana dedi ki, "tamam, burada çalışabilirsin ama part time. Biz senin evraklarını yapmayacağız ama hani gelip bir iki satarsın, biz de yüzde alırız. Hani resmen dükkanımızın önünde oturup bunları satabilirsin istersen, biz de yüzdemizi alırız" dedi. Aynı zamanda dövme de yapıyordu ama geçici dövme, yani kınayla yapılandan. "Bundan da yapabilirsin ama hani müşteri bulmak tamamen sana kalmış, bizi ilgilendirmiyor" dedi ki, normalde mağazada böyle tamamen zencilerin takıldığı, otumuzu nasıl saklarız konulu, bongumuzu nereden alırız konulu bir mağazaydı. Yani şöyle şeyler
tane falan var. Böyle kola kutusu var mesela. Aynı birebir kola kutusu gibi. Ama böyle içi açılıyor. Hani uyuşturucunu saklamak istiyorsan gidip bu mağazadan böyle şeyler alıyorsun. Ben de önde oturmuş masum bir Türk kızı. Merhaba saçipi, merhaba saçipi isyan var mı? falan diye böyle saçipi satmaya çalışıyorum. Mantıksız da anladınız değil mi? Bu arada zaten evraklarımı yapmadıkları için hani vizem her şekilde iptal olacak. Beni bünyeden alıp çalışıyor göstermiyorlar çünkü. Artık bir hafta geçti. Benim hani gidip şirkete bildirmem gerekiyor bir işim varsa. Bir işim yok. Kuzenimi aradım işte benim uçak biletimi değiştirin falan diye. Son günüm gittim bir tane pizza aldım. Pizza aldım yerden de iş istedim. Böyleydi zaten ilişkilerim. Bir şey alıyordum. Sonra servis öneriyordum onlara. İşte siz de beni iş almak ister misiniz falan diye. Deniyorum işte şansımı. Hani sonra dedim ki aşağıda bir tane dövmeci var. Dövmeciye git falan dedi. Ben dövmeciye gittim. Burada bir tane böyle orta yaşlarda bir tane hatun var. Hani ki tamam biz de dövme yapacak birini arıyorduk. Freehand yapabilir misin? Hani bakmadan, böyle geçirmeden çizebilir misin? Biz sadece freehand yapıyoruz dedi. Olur dedim. Bir tane kurbağa resmi vardı bana böyle animatik bir kurbağa. Bunu kağıda çiz dedi. İşte bu dövme yaptıkları minik şişe var. Onunla çiziyorum. Kadın bu arada ben çizerken bir garip yanımda böyle bir kıpırdanıyor falan. Bir şey var yani kadında tam anlamadım ama ben. Ana dedim beğenmedi herhalde çizdiğim yamuk yumuk mu çizdim falan filan dedim. Yani neyse yapacak bir şey yok. Şişeye de alışkın değilim hani elim alışkın değil. Birazcık böyle pörtlekli mörtlekli oldu. Sonra işte kadın bana dedi ki tamam teşekkür ederiz sen kapının önünde bekle dedi. Ben bekliyorum bu içeride konuşuyor duyuyorum. Kadın Türkçe konuşmaya başladı. Bir sürü algılayamadım. İşte şey falan diyor. Oo diyor çok iyi yaptı diyor freelance diyor direkt işe alalım diyor. Ben bunu saçipi de öğretirim saçipi yapacak biri de lazımdı bana diyor. Ben böyle şey alıyorum. Allah combo falan diyorum böyle kendi kendime ne oluyor falan diyorum. Sonra bunlar içeriden çıktılar. Kadın İngilizce konuşmaya başladı. Ben dedim Türk'üm dedim. Aa bir de Türk müsün falan dedi. Evet falan dedim. Ya dedi direkt dedi başla hemen yarın dedi. Hatta dedi saçipi öğretelim sana saçipi yap dedi. Ya dedim saçipi dedim köpeğin olsun ben sana öğretirim saçipini dedim. Çıkardım örnekleri gösterdim yanımda gezdiriyorum böyle. Ben bunları yapıyorum falan dedim. Ki onun yaptığından çok daha iyiydi. Benim kullandığım ip de onun kullandığından çok daha iyiydi. Allah dedi böyle ikimizin de gözler pelek pelek. Ben öbür gün geldim işe başladım. Ve gerçekten her şeyde bir hayır varmış. Eskiden çok daha güzel bir işti. Çalışma saatlerim inanılmaz yüksekti. Ve üstüne üstlük tip alıyordum ki tipim bazen yani bahşiş alıyordum. Bahşişim bazen normal kazandığım parayı da geçiyordu. Ben zaten oraya çalışmaya gitmiştim. Benim böyle günlük çalışmam 13-14 saate bile yükseliyordu. Geneli böyle 10-12 saat arasıydı. Canıma comcomdu yani benim ve insanlara birebir iletişimdeydim. İngilizcem direkt gelişti zaten. Bir yıl sonunda böyle bayağı fluent bir şekilde, akıcı bir şekilde konuşuyordum. Bu hoşuma gidiyordu sürekli böyle değişen insanlar. Bir çizim de yapıyorum. Hani bir tıkta da işimle de kendi yaptığım işle de alakası vardı. Böyle saçı falan yapmayı da seviyordum zaten. Baya keyifli bir süreçti benim için. Hayatım bir süre sonra rutine girdi. Günde işte 10-13 saat çalışıyorum. Sonra çalıştıktan sonra böyle çıkıyorum zaten. Gece falan bitiyordu işimiz. Sahile gidiyorum böyle kulaklığımı takıyorum. Poi'lerim vardı işte o zaman. Poi çeviriyorum. İnanılmaz güzel bir süreçti benim için. Bu sırada da sanki hayatımda böyle filmden bir kesitmişçesine bir hikaye oluşturacak adamla tanıştım. İşten çıktım bir gün böyle. Sahile doğru yürüyorum. Böyle sokakta müzik yapan bir tane amcam var böyle. Bayağı yaşlı herhalde 60-65 yaşına falandır. Bir yandan mızıka çalıyor, bir yandan söylüyor, bir yandan gitar çalıyor. Ayağına da böyle davul bağlamış. Bunlar bana çok ilginç geliyordu. Amerika'da çok var böyle birkaç enstrüman aynı anda çalan. O sırada Johnny Cash'in bir şarkısını çalıyordu. Walk the Line'ı galiba. Ben de Johnny Cash'i çok severdim. Durdum bunu dinlemeye başladım böyle. Sonra yandaki banka oturdum. Böyle dinliyorum falan filan. Sonra gün gene gittim böyle. Tam işten çıktım rutinim oldu benim sahile gitmeden önce. Gece amcayı dinliyorum falan. Çok da insan olmuyor zaten. Gece 11-12 civarında oluyor bunlar. Böyle sakin. Bir süre sonra biz konuşmaya başladık. Ben böyle yanına giderken işte kahve aldığımda ona da alıyordum falan. Sohbet ediyoruz. Böyle. Biz resmen herhalde bir ay, bir buçuk ay sonra böyle bayağı bir arkadaşlık kurduk. Ya şöyle diyeyim ki Amerika'dayken aynı evde evet Türklerle yaşıyordum ama hiçbir zaman böyle çok yakın arkadaşım değildi ve gerçekten çok yakın arkadaş da aramıyordum. Ben oraya yalnız kalmak için gitmiştim zaten. Ama bu adamla, adı da Chris'ti. Ay canım ne yapıyor acaba? Chris'ti böyle çok ilginç bir arkadaşlık kurduk. Böyle ona çok bir şey söylememe gerekmeden sanki beni anlıyordu. Böyle çok saçmaydı. Ben de onun için böyle sanki bir torun gibiydim. Böyle bir bağ vardı aramızda anlatamayacağım böyle. Çok güzel bir arkadaşlık vardı. Onunla falan dertleşiyorduk, anlatıyorduk falan, şakalaşıyorduk. İnanılmaz kaliteli, hani cidden kaliteli bir insandı. Ve ona geçirdiğim her an çok kaliteliydi benim için. Her neyse, bu arada artık işin düzene oturmuş. İşte kendimce bir rutinim var, para kazanmaya başlamışım falan. Dedim arada bir gecelere akayım ya, birazcık eğleneyim, birazcık dans edeyim dediğimde tabii ki de bilinçsiz Tuğçe tekrar devreye giriyor. Hatırlarsanız ki lisede de, üniversitede de kendi bilinçsizliğim
göstermişti. Bunu Amerika'da da göstereceğim tabii ki de. Ben o sırada 20 yaşındaydım ama Amerika'da reşit olma yaşı, içki içme yaşı 21'di. Yani benim hiçbir gece kulübüne girmeye hakkım yoktu. Sadece alkolsüz gece kulüpleri vardı ama bunlar da 12'de kapanıyordu. Yani ben işten çıktığımda hani gideyim de bir yerlere eğleneyim, dans edeyim, yarın da izin günüm, ne yapsam acaba dediğimde gidebileceğim bir yer yok. Ve bu noktada da her genç kızın, her mantıklı insanın yapacağını yapıp Rus mafyasına katıldım. Şöyle oldu ki, ben çalışırken böyle bir sürü insanla tanışıyorum. İnsanlar orada hani Türkiye'deki ortamıma göre diyeyim daha doğrusu, çok daha arkadaş canlısı. Direkt gelip seninle sohbet etmeye, seni bir yerlere davet etmeye başlıyorlar. Bu sırada tanıştım, böyle bir iki tane Rus çocuk vardı. Bunlar da orada çalışıyorlardı. İşte arada bir önümden geçerlerken de duruyorlar, sohbet falan ediyoruz falan. Şey der işte, ya biz şu kulübe gidiyoruz, gelsene sen falan der. Benim yaşım tutmuyor dedi. Biz ayarlarız ya falan dediler. Aha dedim ya, tam sevdiğim potansiyel kanunsuz insanlar. İyi olur dedim falan. Neyse bunlarla bir klaba gittik. Klabın sahibi de Rus'muş. Beni orada çalışıyor gösterdiler ama böyle içki içemeyeceğime dair bir bileklik taktılar. Neyse ben geceler akmanın da yolunu buldum falan. Keyfime diyecek yok. Çok sık olması da işte haftada bir falan bunlarla böyle gidiyoruz. Orada dans ediyoruz. İşte bir şeyler içiyoruz falan. Gayet güzel her şey. Hatta böyle riski biraz daha arttırayım diye sarışın renkli gözlü olan iş arkadaşımın kimliğini alıp oranın böyle çok ünlü bir barı vardı böyle denizin üstünde kurulu. Oraya gitmek istiyordum. Oraya girdim. Herkese girebiliyorsun bunlar anlamıyorlar ya da sallamıyorlar demişlerdi. Ben de aldım onu ID'siyle girdim. Hiçbir sorun olmadı vallahi sallamıyorlarmış ya da anlamıyorlarmış hala bir fikrim yok. Bizim bu Japonlarla Çinleri birbirine ayırt edememiz gibi bir şey herhalde. Ya da hiç umurlarında değil yani. Her neyse ben buradaki hayata gerçekten çok uyumluydum. Bazıları evet hiç mutlu değildi, Türkiye'yi çok özlüyorlardı, işte çok şikayet ediyorlardı. Herkese göre değilmiş herhalde ama beni hayatın kolaylığı, alım gücü, insanların açıklığı inanılmaz cezbedi. Ben gerçekten oradaki hayatı çok sevdim. Şöyle bir şey vardı yani bir saatlik çalışmadan kazandığım ücretle gidip bir tane Adidas, bir tane Converse alabiliyordum. Gerçekten böyle 10 dolara falan Converse satılıyordu. Ki benim olduğum yerde böyle inanılmaz outletler vardı. Alışveriş ve alma gücü beni tabii ki de her genç kız olabileceği gibi deli gibi cezbetmişti. Ve orada hayatımda ilk kez hesap yapmadan çılgınlar gibi alışveriş yapmıştım. Eve muhtemelen 15 çift ayakkabıyla falan döndüm. Hepsi benim değil tabii ki de. Anneme de böyle bir sürü şey falan almıştım. Arkadaşlarıma da falan hediyeler almıştım. Ama dediğim gibi sadece bu bir değildi. Yani insanların rahatlığı, tanışmak, aralarına karışmak, yaşam standardı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Amerika'yı herkes sevmeyebilir ama ben gerçekten sevmiştim. Neyse benim oraya esas gitme amacım zaten kamera ve fotoğraf makinesi almaktı. Okulda kullanmak üzere. Kameramı aldım, fotoğraf makinemi aldım. Her şey çok güzeldi ama artık yaz sonu geliyordu ve dönüş vakti yaklaşıyordu. Dönüş biletimin sonuna gelmiştik. Sonra benim Rus mafyası arkadaşlarım. Hepsi oraya aynı benim gibi gelmişti ama oraya yerleşmek amaçlı gelmişlerdi. Bunların hepsi böyle çok uyduruk bir tane dil okuluna yazıldı sırf vizelerini yapmak için. Burada kalmanın yolunu arayacaklardı ki o şekilde kalan çok vardı. Hani kaçak olarak kalıyorsun bir süre sonra ama kaçakken bile yeşil karta başvurabiliyorsun orada 4-5 sene doldurduysan beni. Bunlar da bunları araştırmışlar böyle kalacaklardı. Dediler ki sen de gitme Tuğçe sen de kal dediler. Ben tabii ki de ya dedim valla canıma comcom yani hiç dönesinde yoktu zaten. Okul ve diplomada açıkçası çok da umurumda değildi yani. Sanatla ilgili bir şey yaptığımda zaten kendi kendimi de geliştirip kendi kendime de devam edebilirim diye düşünüyordum. Annemi aradım anne dedim ben dönmeyeceğim kalacağım. Geride kal dedi hakkımı helal ben dedi diploma istiyorum dedi. Diplomayı çerçeveletip alacak sonra yüzüne bakmadı hoş da. Olmaz dedi istiyorsan okulu bitir gene git dedi. Yani her mantıklı ailenin vereceği tepkiyi verip olmaz şimdi kalamazsın gel önce okulunu bitir sonra dönersin. Ben de peki dedim tıpış tıpış uçağımın yolunu tuttum ama tabii ki de sonrası bir şekilde uçağa binemezdim değil mi? Aynen de öyle oldu. Havalanına vardık. Yine geldiğim arkadaşların üçüyle aynı uçaktan dönmemiz gerekiyor. İşte check-in'imizi yaptık, biletimizi aldık, uçağa binmek için kapıya gittik. Kapıda bizi almadılar, bekletiyorlar. Dedik daha 2 saat var sorun yok. Biz bekliyoruz, herkes giriyor. Biz hala bekliyoruz, herkes giriyor. Yanımıza birkaç kişi daha, bir 10-15 kişi kenara ayırdılar. Sonra dediler ki uçak dolu. Pardon dedim nasıl dolu? Uçağın dedi %10 kapasitesinin üstünde bilet satma hakkı var. Sizin de biletiniz fazlalık olanlar. Diğer herkes, şu an herkes bindiği için uçak doldu dedi. Bunu söyleyen kişi de iki tane böyle 2.5 metrelik zenci adam böyle. Korkunçlar yani büyükler. Arkadaşlarım böyle geçti oturdu. Ben de tabii ki de o an sanki sanırsın ki minik avukat Tuğçe İngilizce'nin de dibine vurmuş gibi bir başladım bunlara saydırmaya. Siz dedim beni nasıl almazsınız? Benim biletim var. Ben bu uçağa binen herkesten önce geldim. Bu bileti 3 ay önceden almışım. Benim hakkım varken siz neye göre bu insanları içeri aldığınızda biz almıyorsunuz? Irkçılık yapıyorsunuz. Dava edeceğim sizi süründüreceğim falan. Ben bunları derken bu arada adamlar üstüme yürümeye başladı. Ben geri geri yürüyorum ama hala konuşuyorum. Arkadaşım da beni çekiyor. Bırak Tuğçe bir sonrakine bineriz diye. Hani uçağa binemedik. Bize 6 saat sonraki falan başka bir uçağı alacaklar. Ya da bir gün sonraki de hangisine yer varsa dediler.
Benim de annem gelmiş İstanbul'da beni bekliyor havaalanında. İyice delirtti tabii bu konu beni. Ben böyle söyleyince avukat mavukat ırkçılık deyince bunlar birazcık tırsılar sanırım. Sonra işte supervisorları geldi. Anons yaptı uçağa işte burada acil bir yolcumuz var, yer değiştirmek isteyen var mı diye. Kimse değiştirmedi. Bizim ilk uçuşumuz direkti ama bize hemen İtalya aktarmalı başka bir uçuş buldular. Ve $250'lık özür çeki verdiler. Yani şirketliğim sayesinde para kazanmış olduk. Ve bana değil sadece orada bekleyen bütün arkadaşlarıma da verdiler. Neyse bizi aktarmalı uçağa bindirdiler. İtalya üstünden evimize doğru uğurladılar. Ve ben eve ekstra bir para, gelişmiş bir İngilizce, bir sürü ayakkabı, çanta ve hayatım boyunca hiçbir yerde edinemeyeceğim bir tecrübeyle dönmüş oldum. Gerçekten aldığım en iyi kararlardan biriydi sanırım Amerika'ya gitmek. Artık yazım bitmişti, hazırlığım bitmişti ve bölüme geçip animasyon okumaya başlamaya hazırdım. Ama sanırım bu bir sonraki videonun konusu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dinlerken eğlenip eğlenirken de bir insana ne kadar saçmalayabileceğini öğrenmişsinizdir. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.